Selam gençler, herkese merhaba. Bugün Marmara Üniversitesi'nde bir gün geçireceğiz. Şimdi okula geldik, bölüme gireceğim. Bu arada bölümün hemen başında Halil Boy'la karşılaştım. Merhaba. Instagram'ını hemen aşağı bırakırım. Bölümü şöyle göstereyim. Burada bölüm başkanımızın odası var. Burada sekreter ve diğer hocalarımızın odası var. Burada gördüğümüz dolapların tamamı öğrencilere ait. Hem burada, hem burada, hem bu tarafta var. Üst katta da aynı zamanda dolaplar var. Bu bölüm iki katlı. Alt katta böyle dersliklerimiz var. Hatta gireyim göstereyim. Böyle dersliklerimiz var. Her odada zaten piyanomuz oluyor. Ya kuyruklu oluyor ya da genellikle duvar piyano oluyor. Bu da diğer dersliklerimizden bir tanesi. Burada da bir piyano var. Bir de çalışan arkadaşımız var. Kolay gelsin. Eyvallah. Devam edelim. Devam edelim. Burada da bir dersliğimiz var. Burada da kuyruklu bir piyano var. Kolay gelsin bu arada. Çalışan arkadaşımız var. Burada genellikle miyo dersini işliyoruz. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Kullanmadığımız iki tane kuyruklu piyano var. Yani daha doğrusu tamire ihtiyacı var. Tamire ihtiyacı var. Şöyle göstereyim. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. İki tane kuyruklu piyano var ve... Şu an kullanılmıyor. Merhaba, müsait değil mi? Burada da bir tane büyük bir sınıfımız var. Bu sınıfta genellikle konser oluyor ya da büyük toplu dersleri burada işliyoruz. Aynı zamanda koro derslerimiz ve orkestra da burada işleniyor. Burada bir arkadaşımız daha çalışıyor ve kuyruklu piyano var. Görüşürüz, hoşça kal. Bu tarafı biliyorsunuz zaten. Bu tarafta bir video çekmiştik, hatırlıyorsunuz. Hilal Dicle Kayıt Stüdyosu. Bununla alakalı bir videom var, biliyorsunuzdur. Yukarıdaki kartlardan da bakarak bu videoya ulaşabilirsiniz. Gene şimdi bir üst tarafa çıkalım. Hemen bizi Türk Beşleri karşılıyor. Burada bir tane Trabzonlu'yla Galatasaray'ı tutan bir arkadaşımız var. Şimdi bu katta yine dolaplarımız var. Yine dolaplarımız var ve dolaplarımız devam ediyor. Şöyle. Bu kat böyle. Bu katta tüm hocalarımızın sınıfları var. Yani hocalarımızın kendi bireysel sınıfları var. Arka tarafta da çalışma odaları var. Şimdi gelin bir çalışma odalarını göstereyim ama ilk önce bir hocalarımızın sınıfını da göstereyim. Burada işte şan hocaları, gitar hocası, ondan sonra piyano hocalarımız, eşlik hocalarımız. Tamam, burada yani. Üst katın ilk bölümünde büyük koridorda çalışma odası yok. Hocalarımızın odaları var. Şöyle gideceğim. Şimdi burada bir çalışma odamız var. Şimdi bu bölümde bireysel çalışma odaları var. Bu odalar küçük odalar. Fakat her oda teçhizatlı. Her odanın piyanosu var. Şöyle göstereyim. Mesela bu odada bir piyano var. Aynamız var. Keman çalışanlar için ayna çok önemli. Burada birkaç hocamızın yine derslikleri var. Arka taraf tamamen öğrencilere ait değil. Bazı hocaların odaları da var. Mesela şöyle göstereyim. Burada piyano var. Burada piyano var. Burada yine bir piyanomuz var. Burası böyle. Yani her odada bir çalışma odası var. Mesela bakın burada da bir piyanomuz var. Merhaba. Kolay gelsin. Yarın akşam kendini göreceksin. Devam edelim. Burada bir çalışma odamız var. Burada bir çalışma odamız var. Şöyle göstereyim. Burada yine bir çalışma odamız var. Piyano. Burada da Ece var. Ece Satıcı. Aşık Veysel'den biri arkadaşım. Yani yoldaş sayılabiliriz. Yine dolaplar devam ediyor.
çalışma odaları burada yine devam ediyor. Fakat hocalarımızın da odaları var. Arka tarafta. Yine piyanolu bir oda. Yani uzun lafın kısası şu, çalışma odaları öğrencilere verilen bir bölüm ve her çalışma odasında piyano var. Piyano çalışmak isteyen ya da eşlik çalışmak isteyen ya da herhangi bir şan çalışmak isteyen arkadaşlarımız bu piyanolu odalarda çalışabiliyorlar. Özellikle sadece piyano değil, işte kemandı, çelloydu, gitardı, her türlü odada her türlü enstrüman çalışılabiliyor. Fakat şöyle bir şey var, her odadaki piyanolar çok iyi değil. Yani bazıları çok iyi, bazıları kötü, bazıları orta. Yani eşdeğer bir sayıda. Bu yüzden öğrenciler tüm odalara girip çıktıkları için hangi odada hangi iyi piyanonun olduğunu bildiği için piyano çalışmak isteyenler o odalara geçiyor. Kötü piyano olanlarda da işte normal işte keman çalışan, çello çalışan, gitar çalışanlar oluyor. Şimdi gençler, o tanıdığım bireysel odalardan bir tanesine geldim. Çalışma odalarından bir tanesine geldim. Burada ilk önce bir keman çalışacağız. Sonra da koro eserlerimize bakacağız. Odayı da size şöyle bir göstereyim. İşte şuraya eşyalarımı koydum. Kameranın çantasını koydum. Burada kendi çantam var. Burada keman ve keman kutum var. Notalarımı buraya koydum. Sandalye var. Normalde kemanı ayakta da çalabilirsiniz. Oturarak da çalabilirsiniz. Ayakta çalmayı tercih ederim. Fakat burada nota sehpası olmadığı için, hiçbir odada nota sehpası olmadığı için piyanonun nota sehpalık bölümüne koyuyoruz. Bu yüzden oturmak daha mantıklı kalıyor. Ayaktayken böyle aşağı doğru eğilmek yanlış olur. Bunun dışında burada arkadaşlarımızın bağlamaları var. Karşılıklı güven olduğu için sıkıntı olmuyor. İnsanlar çalgılarını böyle bireysel odalara koyabiliyor. Aşağıda gösterdiğim dolaplara ya da burada gösterdiğim dolaplara sığmıyorsa eşyalarını buralara koyabiliyorlar ya da hocalarının sınıflarına koyabiliyorlar. Şurada güzel bir pışığımız var. Aynen kanunu sağlıyor. Burada da var. Şurada da penceremiz var. Burada da kaloriferimiz var. Burada da her sınıfta olduğu gibi bir tane piyanomuz var. Yani bireysel sınıflar çalışmaya çok uygun sınıflar. Soğuk olduğunda kaloriferler açık oluyor. Isınabiliyorsunuz, ışık var, akşam çalışabiliyorsunuz. Ya da hava almak istiyorsanız. Yani daha doğrusu sınıflar havasız kalmasın diye yukarıda şeyimiz var. Camımız var. Yani sınıflar çalışma ortamına çok elverişli. Yani bir insan buraya girdi mi 2-3 saat rahat çalışabilir, bir problem yaşamaz. Bu da bizim üniversitenin güzel yanlarından bir tanesi. Gençler, şimdi bizim arkadaşların bir dersi var, materyal dersi diye bir şey var. O dersin ödevini yapacaklar. Allah cezası ya. O dersin ödevini yapmak için de bayağı bir uğraşıyorlar. Zeynep de bu arkadaşlarımdan bir tanesi. Ne haber Zeynep? Kötü. Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya. Bıktık ya. Ne yapıyorsun şu an? Materyal ödevini yapmaya çalışıyorum. Asla olmayacak sanırım. Bilmiyorum ne desem bilemedim şu an. Peki ödevin amacı ne? Ödev ne yani? Bir şey söyleyeyim mi bak? Ne? Bunu hiçbir şekilde ben de anlatamam sana. İstersen burayı kırp. Ya ne yani? Ödevin amacı ne? Ya da işte ne yapıyorsun şu an? Ödevin amacı çok yakından çekiyorsun. Bak burnumu çekiyorsun. Burnum yok çok, şu an zaten burnum çok büyük çıkıyor. Yok yok hayır. Şimdi arkadaşlar
arkadaşlar, bu ödevin amacı adı üstünde materyal tasarlama ama biz adının üstünde değil, birazcık adının altına bir şeyler yapıyoruz. İsterseniz şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde konuşamıyorum, farkında mısın? Davşan ile kaplumbağa. Anlatanlar, çalanlar. Hmm. Oyun alanı, seyirci, yani, tiyatral bir şekilde. Aynen, çocuklar için yapılmış bir ödev diyorsun yani. Çocuklar için tasarlanmış bir tiyatro. Ha, tiyatro. Aynen. Güzel. Bu, aynen. İşte anlatıcı altına ritim kalıplarını yazacağız, melodileri yazacağız falan, pistten. Sonra geçiyorum, bu boşlukları o yüzden ritim çizmek çizgisi. İçin. Aynen. Ritim çizgisi için burayı boş bıraktım. Bravo. Burada da gördüğünüz üzere bu tavşan kardeş yüksek ihtimalle benim. Ve bitiş. Ve kaplumbağa kazanıyor. Bravo. Ya şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz bizim müzik öğretmenliği okuduğumuz için her ne kadar işin içinde müzik de olsa biraz öğretmenlik de var. Yani çocuklarla ilgili, çocukların istediği, çocuklara öğretebileceğimiz tarzda şeyler öğreniyoruz. Bu ders de bunlardan bir tanesi. Zeynep de bu derse çalışmaya çalışıyor. İnşallah başaracak. Final haftasındayız ve final haftasında çok değişik şeyler oluyor. Bu videonun içinde olmayı kabul eden arkadaşlarımızdan bir tanesi. O yüzden Zeynep'e özel bir alkış ve... Evet. Çok komik. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık dolaşacağız, birazcık çalışacağız, ondan sonra yine görüşeceğiz. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Onun YouTube kanalı var. Hemen şu aşağıdan, Instagram'da, şu yukarıdan. Hemen şarkı söylüyorum size. Hemen şarkı. Hadi. Burada Nisa Bayram var. Henüz YouTube. Burada da en sevdiğim arkadaşım benim. Burada Allah'ın belası var. Don't blame me, love made me crazy if it doesn't. Bilmiyorum şarkıyı. Lord say my drug is my baby, I'll be using for the rest of my life. Evet. Ve üniversitenin en güzel yerlerinden bir tanesindeyim. Bahçedeyim yani. Bahçenin arka taraflarındayım. Ben Göztepe kampüsünde okuyorum. Bizim bölüm Göztepe kampüsünde. En güzel yer bence burası. Çünkü çok sessiz, sakin ve kimse yok açıkçası. Bazen buraya kitabımı alıp geliyorum, bazen tek başıma geliyorum. Çünkü insanlar buraya gelmiyor. Genellikle karşı tarafımda bir kafe var. Oraya geçip oturuyorlar. Üniversiteyi gördünüz arkadaşlar. Yani bölümümü gördünüz. Üniversitenin tamamını çekmek istemedim. Çünkü tamamını çekmek çok saçma olur. Bir sürü bölüm var burada ve aynı zamanda hepsine de özel izin gerekebilir. Bölüm başkanlarından ya da rektörlükten, bilmiyorum. Kütüphaneye gitmeyi düşündüm fakat kütüphaneyi de sonra vazgeçtim. Çünkü final haftasındayız. Ve çok fazla ders çalışan oluyor ve onca insan var, videoda gözükmek isteyen olur, olmaz. Yani sıkıntı yaşanabilir. Bu yüzden kütüphaneye gitmedim. Daha güzel bir günde giderim. Hatta Instagram'dan da paylaşabilirim. Instagram'dan takip eden arkadaşlar, takipçiler biliyorlar, görüyorlar zaten hayatımı. Açık konuşmak gerekirse bizim müzik öğretmenliği bölümü böyle. Şimdi şunu söyleyeceğim. İnsan mutlu olduğu yerde gelişir. Yani çok iyi bir üniversite vardır. Eğitimi çok iyidir ama siz orada mutlu değilseniz isteseniz de gelişemiyorsunuz. Çalışıyorsunuz fakat yani mutlu değilseniz yaptığınız işten haz almıyorsanız size bir getirisi de olmuyor açıkçası. Yani bir şey de öğrenemiyorsunuz. Çalışıyorsunuzdur, geçiyorsunuzdur dersleri ama bir şey de öğrenemiyorsunuzdur.
Bu yüzden insan mutlu olduğu yerde olmalı. Mutlu olduğu üniversitede olmalı. Mutlu olduğu üniversitede okumalı. Benim mottom bu. Ben de burada okuyorum işte. Böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Abone olursanız, yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.